Sesin özellikleri arkadaşlar bir sesi başka bir sesten ayıran şey özellikleridir. Peki bu özellikler bizim için nelerdir? Sesin şiddeti, sesin yüksekliği ve sesin tınısıdır diyebiliyoruz. Öncelikli olarak sesin şiddetini görelim. Sesin şiddeti Sesin uzaktan veya yakından duyulabilme özelliğidir. Uzaktaki birine sesimizi duyurabilmemiz sesin şiddetine bağlıdır. Ses dalgalarında genlik ne kadar büyük olursa sesin şiddeti de o kadar büyük olur. Ses şiddetine gürlük denir. Ses şiddetinin birimi desibeldir. Yani sesin bir dalga boyundaki gücüdür diyebiliyoruz arkadaşlar. Düzensiz frekanslı sesler gürültü olarak adlandırılır. Bir sesin gürültü olup olmadığı ses düzeyine bakılarak belirlenir. Ses düzeyi ses şiddeti ile ilgilidir. İşitilebilen en hafif şiddetteki ses 0 desibel olarak kabul edilir. Ve buna da biz ne diyeceğiz işitme eşiğidir diyebiliyoruz. Normal konuşma sesi 30 ve 60 desibel arasındadır. Bazı seslerin şiddeti şu şekilde belirtilebilir arkadaşlar. 0 desibel insanın duyabileceği en düşük ses şiddetidir diyebiliyorum. 60 desibel normal konuşma veya daktilo sesi, 90 desibel kamyon veya çim biçme makinesi sesi, 100 desibel asfalt delme makinesi sesi, 115 desibel konser veya barlardaki yüksek ses, 140 desibel jet uçağının sesidir diyebiliyorum. Genel olarak 85 desibel üzerindeki sesin kulağımız için zararlı olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Sesin yüksekliği frekansı anlamına gelecektir. İnce ve kalın sesleri birbirinden ayıran bu özelliktir diyebiliyoruz arkadaşlar. İnce sesi kalın sesten ayıran özelliktir. Bir sesin ince veya kalın olması o ses kaynağının titreşim sayısına bağlıdır. Bir ses kaynağının 1 saniyedeki titreşim sayısına frekans denir. Frekansın birimi herc'tir. Hz ile gösterilir. Ses kaynakları çok hızlı titreşirlerse ince yani tiz ses oluşur. Az titreşirlerse kalın yani pes ses oluşur diyebiliriz. Yani frekansı büyük olan ses, frekansı küçük olan sesten daha incedir diyebiliyoruz. Arkadaşlar zaten frekans bizim için neydi? Saniyede üretilen dalga sayısıydı. E şekillere baktığım zaman buradaki dalgalarda yoğunluk olarak yüksek frekansta daha fazla bir dalga yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliyoruz. E zaten alçak frekans ve yüksek frekansta şekilde gösterildiği gibidir diyebiliriz. İnsanların duyabileceği ve üretebilecekleri seslerin belirli bir frekans değeri vardır. Normal bir insan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyabilir. İnsan kulağının duyamadığı yüksek frekanslı sesler ultrasonik ve düşük frekanslı seslere ise infrasonik sesler deniyordur diyebiliriz. Bir telin titreşim frekansı, telin titreşim frekansında arkadaşlar telin boyuyla titreşim frekansımız ters orantılıdır. Teli geren kuvvetle titreşim frekansımız doğru orantılı olacak. Telin kesiti ile ise titreşim frekansımızın ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani f dediğimiz frekans değeri f ile doğru orantılı, a ve a dediğimiz değer kesit ve l ile yani boyumuzla da ters orantılıdır diyebiliyorum. f dediğimiz değer geren kuvvet değerimizdir. A dediğimiz değer bizim için kesit alanımız, kesiti verecektir. L dediğimiz değer ise bizim için neyi veriyormuş? Uzunluk değerini veriyordur diyebiliriz arkadaşlar. Mesela örneğimizde dikkat edersek kesitlerimiz aynı, kuvvetlerimiz farklı. Y yayını geren kuvvet daha fazla. O zaman bu teldeki gerilme kuvveti büyükse frekans değeri de daha büyüktür diyebiliriz. Çünkü bizim için frekans f ile doğru orantılıydı, kesit ve uzunlukla ters orantılıydı. O zaman ne diyorum? Y'nin frekansı X'in frekansından büyüktür diyebiliriz. E peki şimdi X ve Y'yi kıyaslarken bu sefer boylarımız farklı ve boyla frekans değeri ters orantılıydı. Yani X'in frekansı Y'nin frekansından daha büyüktür diyebilirim. Peki bir sonraki aşamada bu sefer de kalınlıklarımız farklı. Kalınlıklar birbirinden farklıysa artık ne diyebiliyoruz? Burada kalınlık ile frekans değerimiz ters orantılıydı. İnce olan teldeki frekans değerimiz daha büyüktür diyebiliyorum. Yani ne diyebiliriz arkadaşlar? Fy'nin frekansı büyüktür. Fx'tendir diyebiliriz. İçi sıvıyla dolu olan bir şişeye üflenildiğinde sesin frekansı su yüksekliği doğru orantılıdır. Yani suyun yüksekliği ne kadar fazlaysa bu şişedeki frekans değeri de o kadar büyüktür diyebiliyoruz. Yani FL büyüktür, FK'dır diyebiliriz arkadaşlar. İçi sıvıyla dolu olan bir kaba vurulduğunda oluşan sesin frekansı su yüksekliği ile ters orantılıdır. Yani boşluk ne kadar fazlaysa frekans değeri de o kadar büyük olacak. O zaman şunu diyebiliriz. FK büyüktür, FL'dir diyebiliriz. Artık şöyle de canlandırabiliriz. İçi dolu olan bir kaba vurduğumuzda daha tok bir ses gelecektir yani kalın bir ses. E bizim için kalın sesin frekansı da daha küçük oluyordu. O zaman içi boş olan bir sesten daha ince daha tiz bir ses geliyorsa içi boş olan bir kabın frekans değeri daha büyüktür diyebiliyoruz. Aynı maddeden yapılmış kalınlıkları ve uzunlukları eşit, şekil 1, 2 ve 3'teki tellerin vereceği temel seslerin frekansları F1, F2, F3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar birinci durumda teli geren kuvvet P kadar, ikinci durumda teli geren kuvvet 3P kadar, üçüncü durumda teli geren kuvvet buradaki P cisminin ağırlığının sinüs bileşeni yani P çarpı sinüs alfa kadardır diyebilirim. E peki bizim için frekans değeri neydi? Kuvvetle doğru orantılı, kesit ve boyla ters orantılıydı. O zaman teli geren kuvvet arttıkça frekans da artacaktır. Yani en büyük frekansı f2 oluşturur. Onun arkasından f1, onun arkasından ise f3 değerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özdeş bardaklar içerisine şekilde gösterilen miktarlarda su konulup üzerlerine üflenildiğinde sesler oluşturuluyor. Oluşturulan temel seslerin frekansları arasındaki ilişki nedir denilmiş. Arkadaşlar üflenildiğinde içerideki su miktarı ile frekans doğru orantılıydı. O zaman ne diyebilirim? F1 büyüktür F2 o da büyüktür F3'tendir diyebiliyoruz. Özdeş XYZ bardaklarına şekildeki yüksekliklerde su doldurulmuştur. Bardaklara vurulduğunda elde edilen seslerin frekansları arasındaki ilişki bize sorulmuş. Şimdi vurulduğunda da ses frekansı yükseklikle sıvı yüksekliğiyle ters orantılıydı. O zaman FY büyüktür FZ'den o da büyüktür FX'tendir diyebiliyoruz arkadaşlar. Üflemeli müzik aletlerinde Hava boşluğu arttıkça ses kalınlaşır. Vurmalı çalgılarda derinin yüzeyi kalınlığı ve gerginliğinden etkilenecektir diyebiliyoruz frekans değerimiz. Bir çubukla vurulan diyapozonun boyu küçüldükçe ses incelir. Frekans değerinin ise arttığını söyleyebiliyoruz. Yine şöyle düşünebilirsiniz aslında. F eşittir neydi bizim için? frekans değerimiz f bölü a çarpı l ile orantılıydı. O zaman buradaki diyapozonda da benim l değerim arttıkça frekans değerimin giderek ne yaptığını azaldığını söyleyebilirim. Bir örneğimiz var burada. Titreşen bir telin verdiği sesin frekansın niceliklerinden hangileri azaldığında artar diye sorulmuş. Bizim frekans değerimiz f. Doğru orantılıydı f ile A ve L ile de ters orantılıydı. O zaman F bölü A çarpı L'dir dedik. Şimdi hangisi azaldığında artar denilmiş. A'nın ve L'nin azalması frekansın artmasına neden olur. O zaman kalınlık ve boy değerini alabilirim. Ama teli geren kuvvet arttıkça frekans değerimiz artıyordu arkadaşlar. O yüzden alamadım. Üçüncü özelliğimiz sesin tınısı. Her ses kaynağı kendine göre bir ses çıkartacaktır. Keman sesini mandolinden, kaval sesini flütten ayıran özelliktir diyebiliyoruz. Yani sesin tınısı bizim için sesin rengini verecektir arkadaşlar. Aynı yükseklikte ve aynı şiddette başka müzik aletlerine ait sesleri kulağımızın ayırt etmesi olayıdır diyebiliriz sesin tınısı için. Bir de ses duvarımız var. Peki ses duvarı bizim için nedir? Bir jet uçağı Ses hızına ulaştığında uçağın önünde ses dalgalarından oluşmuş bir basınç engeli oluşur. Bu basınç engeline biz ses duvarıdır diyeceğiz. Uçak bu ses duvarını aşarken gök gürültüsüne benzer bir ses işitilir. Bu sese sonik patlama denir. Bir ses kaynağı sesten daha hızlı hareket ederse üretilen dalgalara şok dalgası, bu tür uçaklara ise süpersonik uçaklar denir diyebiliyoruz. <laughs>